Bugün Moskova'da masaya yatırıldı diyebiliriz. Çünkü Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Moskova'ya gittiler. Lavrov'la bir araya geldiler. Yani Rus Dışişleri Bakanı'yla. Bu zamanlamayla bu adımın anlamı nedir diye sorayım ben. Ve Mesut Hocamızla başlayalım. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Abdullah hocala başlatırdık daha iyi olurdu. Neyse. Şimdi. şimdi döneceğiz e, ama. <laughs> e, şöyle söyleyelim. Ee, aslında aa, ciddi bir hesaplaşma var. Ee, çünkü haksız bir şekilde işgal eden Azerbaycan topraklarını vermeyen bir Birleşmiş Milletler var. Neden vermeyen? Gerçi bu tartışmalı. Birleşmiş Milletler'in doğrudan ordusu yok. gelbettiremez Yetkili makamı nedir? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Bunun da derhal bu toprakların işgali yolundaki kararlarından 26 yıl geçti. Hala çıkmayacağını israr ediyor. Peki, burada askeri açıdan e, bakıldığı zaman moral motivasyon üstünlüğünün Azerbaycan ordusunda olduğunu görüyoruz. Bir. İkinci husus, askeri taktik olarak savaş suçu işlemediğini, sivilleri vurmadığını görüyoruz. Karşı tarafın sivillere taktik füzeler kullandığını, yasaklanan Cenevre Sözleşmelerine göre sivillerin ve işte yerleşim yerlerin aynı zamanda e, santrallara ve şeyler ateş ediyorlar barajlara. Şimdi baraj yıkılırsa insanlar su altında kalacak. Bu savaş suçu. Bunlara rağmen Batı bunları görmezlikten geliyor. Fakat Azerbaycan ordusu discriminate targeting dediğimiz modern askeri stratejide hedefleri tek tek vuruyor. Yani vurdukları aşağı yukarı Ermenistan ordusunun üçte birini şu anda imha etmiş durumda. Bugün iki S-300 hüze bataryası daha vuruldu. Ermenistan köşeye sıkıştı o zaman. Çok fena sıkıştı. Ee, şimdi Paşinyan diyor ki e, taktik geri çekilme diyor ama böyle taktik geri çekilme olmaz yani. Bu stratejik geri çekilme buradan geri çekiliyorlar. Bir ikincisi askerler panik halinde silah ve mühimmatını bırakarak kaçıyor. Bunu ben söylüyorum yani Rus basını söylüyor. Peki e, burada işte Minsk grubunun... E, bir yaklaşım var. Derhal ateşkes olsun ve malumunuz üzere Başkan Putin bir çağrıda bulundu. Her iki devlete ateşkes müzakerelerine masaya oturun diye. Bugün belki biraz sonra açıklama olacak. Peki. Sayın e, Aliyev'in üç tane koşulu vardı. Bir, koşulsuz buraları terk edin. İki, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanısın. Üçüncüsü de Burada bize teminat versin, garantör olarak. Ne zaman geri çekileceğini takvimini. Şimdi son söylediği lafta, e, burada eğer sahte sahtekarlık yaparsa pişman olacak dedi. Ve Ermenistan bu tarihi fırsatı kaçırmasın. Biz topraklarımızı alacağız, barışla alalım istiyoruz. Bu doğru bir fırsat. Yani ben Rusya'nın çok akıllı bir iş yaptığını düşünüyorum. Yani e, bir defa Rusya olmadan, Türkiye olmadan Kafkasya olmaz. E, Rusya'nın da burada bir inisiyatif aldığını görüyoruz. Sayın Lavrov'un e, burada Ermenistan'ın e, son biliyorsunuz Paşinyan'la görüşmesinde sizinle de yaptığımız mülakatta 7 evet. reyondan 5'inin acilen verilmesini talep etmişti ve Paşinyan bunu reddetti. O zaman şunu söyledi. Kafkasya'da barışın önündeki en büyük engel Paşinyan dedi. Fakat çok enteresan bir husus var. Onu tartıştık ama yine de hocalarım da ne der bilmiyorum. E, Dışişleri Bakanı Moskova'ya giderken bir şekilde Rusya Başbakanı Erivan'a gitti. Bence başın <laughs> defteri dürülüyor. Yani Peki. E, siyasal olarak yeni bir şey başlıyor. Zaten hocam. E, bence e, istediğini alacaktır. Çünkü haklıdır e, e, Azerbaycan ordusu halkı da. Ve şöyle bir şey mutlu bir şey de söyleyelim. Burada e, 30 yıldır önce aç, ayakkabılasız, e, cephanesiz <laughs> bir şekilde vatanlarını terk edenler bu toprakları özgürlüğe kavuşturuyorlar ve burada da Türkiye'de e, her zaman Azerbaycan'ın yanında. Peki İsmail Hakkı Pekin de şimdi bizimle birlikte. Hoş geldiniz evet. siz de Sayın Pekin. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Bu ilk turu biraz hızlı yapacağız efendim. Hemen sizden de ilk yorumu rica edeyim. Evet. Şimdi bir masa mı kuruluyor? Ne görüyorsunuz? Aliyev'in ulusa sesleniş konuşması da vardı bugün. Her halükarda topraklarımızı geri alacağız. Ermenistan'a çatışmayı barışçıl yollarla çözme şansı veriyoruz. Bu onların son şansı diyor. Buyurun sizi dinleyelim. Yani büyük ihtimalle masa kurulması için çalışmalar yapılıyor. Biraz evvel Sayın Hocam'ın da söylediği gibi artık savaşarak değil de Azerbaycan kendi topraklarını barışla yapılacak bir barışla Sayın e, Ali e, şey yapmış olduğu, e, belirlemiş olduğu üç şart var. O üç şarttan bir tanesi işte bir çekilme takvimi verecekler. Hangi birlik ne zaman çekilecek? Toprak bütünlüğünün sağlanması ve sınırın kabul edilmesi. Tabii önemli olan sınırın kabul edilmesi. Azerbe, e, Ermenistan şöyle bir şey yapıyor. Şimdi e, Sovyetler döneminden itibaren e, kanunla, e, kanunlaşan bir anayasaya giren bir e, şey var. Bu e, Dağlık Karabağ bölgesi tabii işgal eden 7 rayon hariç o bölge o bölge bir e, yarı özerk bölge veya özerk bölge. E, ama bu özerk bölge e, Azerbaycan sınırları içerisinde. Ermenistan ısrarla bunu kendi toprakları sayıyor. Halbuki bu topraklar Azerbaycan'a ait. Orada yaşayan e, etnik Ermeniler de Azerbaycan vatandaşı. Bu kadar basit yani. Ermenistan'ın bunu kabul etmesi lazım. Bunu kabul ederse o zaman sorun yok. Onlar e, şeyi eee e, Dağlık Karabağ kendi topraklarına da saymak istiyorlar ve birleştirmek istiyorlar. O zaman böyle yaparlarsa tabii sonuçta eee Azerbaycan'da Azerbaycan'la birleştirmek ister. Yani e, o zaman bu, bu bölgede bu bölgede savaş eksik olmaz. Bu bölgede eee eksik olmaz. Onun için bence e, bu fırsat yani Rusya'nın şimdiye kadar beklemesi, Türkiye'nin e, şeyi e, Azerbaycan yanında olması Sonuçta büyük ihtimalle Türkiye ve Rusya'nın da desteğiyle bir masa kurulmaya çalışıldı ama bu masa kurulmadan evvel Azerbaycan'ın acil durum Ermenistan'ın Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmezler çünkü galip olan Azerbaycan aslında devam edecek durumları da yok Ermenistan'ın yani Rusya Musa devreye girmezse Rusya'nın da devreye gireceğini sanmıyorum çünkü Rusya ile Azerbaycan işleri çok çok önemli bir de Türkiye'yi dışlamak istemiyor Rusya bölgede. Türkiye-Rusya bir ortaklık burada kurabilir. Aslanada olduğu gibi daha farklı bir şey yapabilir. Hatta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri dahil olmak üzere. Bu bakımdan rusya Türkiye yakınlaşması çok önemli. Bu masada kurulabilir ve bu masa kurulduğu zaman barışçıl yolla bu iş çözülebilir diye değerlendiriyorum. Yani Peki. Azerbaycan'ın sınırlarını kabul edecek şey Ermenistan. Ayrıca bu toprakların Azerbaycan ayet olduğunu kabul edecek ee, ve e, bir çekime hakkım verecek. Bu takdirde daha fazla e, insan ölmeden, daha fazla ülke tahrip olmadan, daha fazla masraf yapılmadan e, sanırım e, bölgede barış sağlanır diye değerlendiriyor. Peki şimdi tabii Putin'in de şu sözü önemli. Ee, Azerbaycan'la savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor. Bu Erivan'a nasıl bir mesaj? Bunu da yorumlamak önemli zannediyoruz ama bu ilk turda. Şimdi bir masa mı kurulmaya çalışılıyor? Rusya neden böyle bir durumda bunu yapma e, adımında bulundu? Abdullah Şimdi şöyle Rusya edelim. o bölgede stratejiyi çizen, toprak ve haritayı çizen bir hmm. ülke. İmparatorluk Rusya'sı aslında Sovyetler Birliği döneminde de devam etmiş. Genişlemeye, büyümeye. Kendi bir stratejileri var. Azerbaycan, Nahçıvan arasından Ermenistan, İran'a 40 kilometre genişliğinde bir toprak vermiş. Oh. Kendi hakimiyet alanı olarak görüyor bölgeyi. Ermenistan'ın... Ermenistan başbakan ve cumhurbaşkanı Rusya'nın kontrolünden çıkıp biraz batı şeyine girme eğilimindeydi. Batı'dan destek umuyorlardı. İstediği desteği alamayınca. Şimdi Putin de bu noktada e, Ermenistan'ın yeniden Rus kontrolünü almak yani siyasal olaraktan e, açıklama yaptı. Karabağ toprakla Ermenistan topraklarına savaş yürümüyor dedi. Sıkıştırdı Ermenistan'a. Gel diz çök benim önümde. Bunu işin çözümü bende şeklinde. Ve Azerbaycan'da e, gelinen son noktada Azerbaycan'ın yüksek teknoloji ürünü, si, silahlı insan hava araçları. Ayrıca bir stratejik akıl var orada. O da Türk ordusunun aklı, eğitimi Azerbaycan ordusuna veren nokta atışı hedeflerle büyük zayiatlar verdirdi. Ermenistan Azerbaycan ordusunun bu şeyini göremedi. Yani teknolojik üstünlüğünü, akıl üstünlüğünü. bu nedenle her zamanki gibi işi yaygarayla, propagandaya yönelik işte F-16 e, geldi. Yok Kars'tan e, Erzurum'dan yönetiyorlar. Yok Türk generalleri yönetiyor. Gibi şeylerle her tarafa ayağa kaldırdı. Sonuç alamadı. Gitti Rusya'ya yalvarmaya başladı. Beni bu işten kurtar. Rusya'da şimdi masayı gösterdi. Çünkü inisiyatif benim diyor. Ee, ondan önce gelip de Fransa'nın, Amerika'nın bir inisiyatif almasını istemiyor. Öncelikle benim diyor. Yeni bir masa kurulmuş oluyor şu an. Aynen Astana'da kurulduğu gibi, Libya'da kurulduğu gibi, yani Suriye süreci Astana'da. Bu, bu kez Azerbaycan ne yaptığının farkında, gücünün farkında, konjüktürün farkında ve bu Karabağ'dan bu ee, Ermeniler çekilmeden Cumhurbaşkanı Aliyev'in söylediği gibi bu iş bitmez diyor. Şimdi orada Rusya'ya Azerbaycan'ın söyleyeceği bir tavkim belirle ve bunun da garantörü ol çekileceğine dair. Rusya'da tahmin ediyorum bu süreci şimdilik e, zaten yeterince gerginlik var. Donduralım ben size bir çözüm getiririm falan deyip masada Azerbaycan'a <laughs> kaybettirmeyi deneyecektir. Rusya e, bu işin surla çözülmesini istemez. Yani en azından kesin çözümünü istemez. Çünkü ne kadar çok problem yaşarsa o küçük ülkeler Rusya'ya gidiyorlar abi olaraktan. Şu an abiniz benim, benden başka çözüm yok demek istiyor. Ayrıca beklentisi gördüğüm kadarıyla Ermenistan'da bir iktidar değişikliği. Çünkü Ermenistan'da şu an çok ciddi bir kriz var. Ermeni sosyal medyasına baktığımızda insanlar panik halinde ve çocuklarını arıyorlar. Kayıp çok, bulamıyorlar. Bugün Paşinyan hükümeti bir karar çıkarttı. Ermenistan yetkilileri bu noktada eleştirilemeyecek şeklinde. Çünkü yaygın bir eleştiri var. Muhtemelen Ruslar da bunu kışkırtıyordu. Ermenistan'da bir iktidar değişikliği bekliyordu Ruslar. E, bu masada Ermenistan'ın istediğini vermeyecektir. Ama Azerbaycan'a da vermeyecektir Ruslar. Süreci oyalayacaktır. Süreci oyalayacak. Evet. Yani devam ettirmek isteyecektir. Çünkü daha önceden Lavrov bu işi çözelim. E, beş reyonu Azerbaycan'a verin. Ama Rus askerleri barış gücü olarak gelsin hmm. oraya demişti çünkü Rusya'nın kendi bir stratejisi var. Burada bir taraftan Avrupayı kuşatmaya kalkıyor kendince ya da kuşatma karşı bir savunmaya çalışıyor diyelim. Ama diğer taraftan Libya'da güneyden Avrupayı kuşatmaya çalışıyor, Afrika'da operasyonlara kalkıp da Kafkasya'da orada bir başka inisiyatifi kabul etmez. Şu an inisiyatif bende diyor. Evet. Bu süreç oyalanır ama Azerbaycan'ın hızlı olması lazım. O masadaki görüşme Azerbaycan'da Rusya'yı oyalayıp sahada hızlı hareket edip işi bitirmesi lazım. Şu an buna e, imkanı var Azerbaycan'ın. Dağlık da olsa iyi bir mesafe kat etmiş. E, biraz da sosyal medyadaki propaganda savaşında Ermenistan e, sosyal medyanın gücüyle bu istediğini elde edemedi. Bizimkiler de gayet iyi gidiyor. Sosyal medyada yalanları tek tek çok farklı dillerde yayınlıyorlar. Durum bu yani. Masada bakalım ne çıkacak. Bakalım çıkıyor. ne göreceğiz. Evet. Sayın Yılmaz buyurun. Ya açıkçası bu bütün dünyada bir süreden bu yana devam eden o değişim ve dönüşümü bir parçası olarak da değerlendirilmeli. Yani biz tabi hani tek millet iki devlet Şiarıyla Azerbaycan'da olan gelişme, gelişmelerin bir kısmını da e, duygusal tarafımızla yorumlayıp e, konunun detaylarını bazen kaçırabiliyoruz yani tam şu anda evet. bizim e, bütün zihnimizde, gönlümüzde e, Azerbaycan'la beraber. Yani evet. Zaten uluslararası hukuk da bunu gerektiriyor, e, sahadaki durum da bunu gerektiriyor. İşte 27 yıldır işgal edilen topraklar var, doğru. Bu topraklar Azerbaycan toprakları bu da doğru. Azerbaycan şu anda kendi topraklarını geri almak üzere bir e, harekatın içerisinde bu da doğru ama e, bir seni hani, e, ağırlıklı olarak şöyle yapıyoruz ya yani bir, bir gelişme olduğu zaman hemen oraya odaklanıyoruz ama oraya odaklanıncaya kadar işte o odak noktasını küçültünceye kadar e, baktığımızda dünyada bir süreden bu yana çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Bu da onun önemli parçalarından bir tanesi aslında. Çünkü biz 2000'li yılların başından itibaren hep şunu tartışıyorduk. Dünyanın ekonomik ağırlık merkezi neresi olacak ve bunun siyasi kırılmaları nerede gerçekleşecek? Şimdi yavaş yavaş e, 2000'li yılların başından bu yana dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru hareket ettiğini görüyoruz. Ve bu hareketin temel noktalarından bir tanesinde aslına bakarsanız Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinin üzerinde olduğu söylenebilir. İşte orta kuşak, işte kuzeyden giden, güneyden giden kuşaklara baktığımızda en kritik kırılmaların orta kuşakta olduğunu Siz görüyoruz.